TV8 ekranlarında 8'e sağlık tüm hızıyla, tüm enerjisiyle devam ediyor. Ve şimdi konuğumuz operatör doktor Doğukan Sökmen. Kendisi üroloji uzmanı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok iyiyiz. Teşekkür ederiz. Evet, bugün önemli bir konu. Özellikle de erkekleri çok çok ilgilendiren bir konu. Prostat kanserinde nokta atış tanı yöntemi ve MR füzyon biyopsi. Evet, bugün böyle çok da konuşulmayan bir şeyi konuşacağız. Evet. Evet hocam, yani şu an detay olarak da ben de ilk kez bunu sizden dinleyeceğim. MR füzyonu ben ilk defa duydum. Yani prostat tabii ki biliyoruz ama şöyle yapalım. Prostat nedir diye başlayalım. Şimdi yapılan en büyük hatalardan bir tanesi prostatın bir hastalıkla özdeşleştirilmesi. Hmm. Ama aslında prostat bir organ. Böbrek gibi, karaciğer gibi, dalak gibi bir organ. Evet. Prostatı bir organ olarak görmek lazım. Ve her organın olduğu gibi prostatın da ayrı ayrı hastalıkları var. Prostatın kanserleri var, iltihapları var. Prostatın bir de iyi huylu büyümesi var. Ama toplumda iyi huylu büyüme insidansı fazla olduğu için prostat denince iyi huylu prostat büyümesi akla geliyor. Halbuki prostat kanseri daha az semptom vererek ya da hiç semptom vermeyerek iyi huylu prostat büyümesinden daha tehlikeli bir durum yaratabiliyor. Bugün konuşacağımız bu MR füzyon biyopsi de aslında prostat kanseri tanı yöntemlerinden bir tanesi. Peki hocam, evet biz çevremizde bununla ilgili bir sıkıntı yaşamış olan, hastalık yaşamış olan kişilerin prostatı varmış diye duyuyoruz. Dolayısıyla aslında o var. Var zaten. Ama ondaki böyle bir söylem de var. Sizin söylediğinizi teyit edecek şekilde. Prostatın olmaması sıkıntı. Olmaması zaten. Sıkıntıymış. Çünkü bir organ dediğim. Peki o tanı yönteminden de bize bahsedebilir misiniz Şimdi hocam? Şöyle, prostat hastalıklarında erken tanı çok önemli. Gerek iyi huylu büyümesinde, gerek kanserinde. İkisinde de erken tanımın önemi çok büyük. Biz 40 yaşının üzerinde ailesinde meme kanseri veya prostat kanseri hikayesi olan hastaları mutlaka senelik ürolojik kontrollere çağırıyoruz. Eğer ailesinde meme ya da prostat kanseri öyküsü yoksa, hiç hatırlamıyorsa, o zaman 45 yaşından sonra tamamen sağlıklı olsa dahi mutlaka bize gelmeli. Bize geldiğinde PSA dediğimiz prostatın spesifik olan bir antijeni var. Kanda bakıyoruz buna, bu değere bir bakıyoruz. Hastanın yaş ortalamasına göre kandaki değerleri de değişiyor. 1. PSA değeri, yani hastanın yaşına göre normal range'de mi, normal sınırda mı? İkincisi, bizim erkeklerin sevmediği muayene var ya, bizim dijital rektal muayene dediğimiz ama prostatın muayene yöntemi en kolay yönde o olan rektal muayene. Rektal muayenesinde de herhangi bir sertlik, nodül ya da düzensizlik, sağ lobuyla sol lobu arasında bir farklılık hissedersek işte o zaman prostat kanserinden şüphelenmesi lazım. Ne kadar yaygın hocam erkeklerde? Erkeklerde prostat hastalıkları yaş arttıkça artar. Mutlaka ve mutlaka yaşa bağımlı bir hastalık. İyi huylu büyümesi de, kanseri de böyle. Özellikle 85 yaşının üzerinde yapılan otopsi serilerinde aslında her 10 erkeğin 7'sinde olduğunu söylüyorlar. Aa, bu kadar yaygın. Ciddi bir sıkıntı yani. Peki hocam, belirtileri nelerdir? Prostatın iyi huylu belirtileri bizim hep aşina olduğumuz idrar yapmakta sıkıntılar. Kesik kesik idrar yapma, idrarı tam boşaltamama, içeride idrar kalmış gibi hissiyat, nokta nokta idrar yapma, bekleyerek idrar yapma, idrar yapmaya başlamakta zorlanma, sık sık idrara gitme, gece sırf idrar yapmak için uykuyu bölme gibi. Ama burada önemli olan nokta, prostat kanseri, prostat büyüklüğü gibi, iyi huylu prostat büyümesi gibi semptom vermeyebilir. Semptom vermediğinde zaten sinsi bir hastalık olduğu için biz buna önem getiriyoruz. Evet. Peki hocam, tedavisiyle ilgili bir şey var mı? İyi huyluyla kanser olan, kanser noktasında olan arasındaki tedavi farkları neler? Şimdi kanda PSA yüksekliği yok. Bizim yaptığımız dijital rektal muayenede de herhangi bir sorunu yok. Sadece hastanın işeme semptomları varsa ilaç tedavileri, lazerli ameliyat tedavileri, alternatif tedaviler mevcut. Ama burada MR füzyon biyopsi dediğimiz, az önce konumuzun başında da dediğimiz nokta, kanser şüphesi olan hastalarda oluyor. Yani PSA yüksekliği var ya da buna eşlik eden muayene bulgusu var. Biz o zaman hastalarımıza özelleşmiş bir MR istiyoruz. Bu MR'ın adı multiparametrik prostat MR. Bu önemli bir MR. Radyologların da bu konuda bize yardımları hiç tartışılmaz. Çünkü multiparametrik prostat MR özel bir deneyim gerektiren bir tetkik. Herkesin de okuyabileceği bir MR değil. Belirli merkezlerde yapılması lazım. Çözünürlüğü yüksek olan cihazlarda çekilmesi lazım. Ardından multiparametrik prostat MR'da
belli olan parametreler var. Biz bunlara PIRATS deriz. Hatta bilirsiniz memedeki BRATS lezyonları gibi. Prostatta da biz buna PIRATS deriz. PIRATS 3, PIRATS 4 veya PIRATS 5 lezyonlar prostat kanseri şüphesi taşıyan lezyonlar. İşte MR'la biyopsinin birleşmesi burada çok önemli. Zaten o zaman tanı konabiliyor. Çünkü biz bu MR'daki bu lezyonları işaretliyoruz. Daha hiç biyopsi yapmadan. İşaretledikten sonra hastamıza lokal anestezi altında biyopsi hazırlığımızı yapıp sadece o lezyonlardan hedefe yönelik nokta atış yapabiliyoruz. Diyeceksiniz ki daha önce ne yapıyordunuz? Böyle bir teknoloji şimdi evet, varsa. Evet hocam ne kadar zormuş. Daha önce aslında ultrasonla prostatın sağından, solundan rastgele 6'şar parçalıyorduk. 6 sağdan, 6 soldan ama bunların arasında kalan bölgeleri örnekleyemiyorduk. Evet. Şimdi teknolojinin gelişmesi, görüntüleme yöntemlerinin gelişmesi ve tıpta da teknolojinin kullanımıyla artık elimizde MR füzyon biyopsi gibi bir silah var. Evet, bu MR füzyon biyopsinin diğer biyopsi yöntemlerinden farkı ne hocam? İşte burada anlattığım en önemli fark hedefe yönelik yapıyoruz. Anladım. Bir vakayla örnekleyelim mi Şenol Bey? Mesela PSA dediğimiz değer yaşa göre yüksek 5. Örnek veriyorum bunu tabii ki. Biz hastamıza MR çektik. Prostatın sağ tarafında bir lezyon var. Bu lezyon eski yaptığımız normal klasik biyopside iğneye denk gelmeyebiliyordu. Gelme olasılığı da çok da düşük değil. %30'lardaydı. Ama şimdi iğneyi zaten biz işaretleyip attığımız için biyopsi nokta atış. %90-95'lere çıkıyor. Bu ne yapıyor? Bu tekrarlayan biyopsi. Tanı koymak için hastalara sürekli biyopsi istiyoruz ya. İşte bu tekrarlayan biyopsi gereksinimini azaltıyor. En büyük yararı bu. Çok. İkincisi nokta atış aldığımız yer eğer kanser şüphesi varsa tam ortasından da örnekleyebildiğimiz için kanser yükünü göstermede de bize çok önemli. Hı hı. Peki hocam, kötü uyusuna gelelim o zaman. Tedavi süreçleri neler? Kişiyi neler bekliyor bu teşhis konduktan sonra? Diyelim ki kanser çıktı diyorsunuz yani. Allah korusun, kimsenin hani başına gelmesin ama çok şükür tedavi yöntemleri de var ki sizler de onu dinlemek istiyoruz. Ürolojiyi bu açıdan çok seviyorum Aynan Hanım. İnanılmaz seviyorum çünkü üroloji teknolojiye çok hızlı adapte olabilen bir branş, tıp dalı. Biz prostat kanseri çıktığımızda artık elimizde bir sürü silah var. Eskiden sadece açık ve laparoskopik ameliyatlar vardı. Şimdi bunlara ek olarak komplikasyonları azaltabilmek adına robotik cerrahi var. Robotik cerrahi ülkemizde çoğu merkezde başarılı bir şekilde gerçekleştiriyor. Ve birçok alanda da yapılabiliyor artık. Tabii ki bunu zaten başka bir programda yine daha detaylı konuşuruz. Ama robotik cerrahi bizim prostat kanserindeki ana silahımız. Bunun dışında bizim sadece kanserli bölgeyi, az önce bahsetmiştim ya biyopside sadece kanserli bölgeyi yaktığımız yüksek yoğunluklu ultrason enerjisi yöntemleri de var. Yani hasta ameliyat olmadan, prostatını tamamen aldırmadan sadece o bölgenin yakılmasıyla bu hastalıktan kurtulabiliyor. Çok güzel. Bunlara uygun olmayan hastalar da var elbet. Tanısı geç konulan bu tedavilere karşı bir sıkıntısı olacak hastalara radyoterapi tedavileri, kemoterapi, hormon tedavisi ve klasik açık ameliyat yöntemleri de hala geçerliliğini koruyor tabii ki. Hocam peki sağlıklı bir erkeğe ne kadarda bir ya da ne zaman başlayarak bir üroloji uzmanı doktorunu ziyaret etmesini ve kontrollerini yaptırmasını tavsiye edersiniz? Sohbetimizin başında söylemiştim. Ailesinde kanser öyküsü olan varsa mutlaka ve mutlaka 40 yaşından sonra ürolojiye uğramalı. Check-up programlarını ürolojiye almalı. Check-up yaptıramıyorsa kendi başına ürolojiye gelmeli. Mutlaka bakmalıyız. Ama ailesinde yoksa, hiç kanser öyküsü yoksa 45 yaşından sonra senede bir kez yeterlidir ürolojik muayene için. Ki az önce bunun belirtilerinden de bahsetmiştiniz. Bu belirtiler daha erken yaşlarda da varsa yine bir üroloji uzmanına başvurmasında fayda var. Hocam erkeklerde hep yaşı ilerleyen yaşta diye söyleriz. Hatta yemek yerken işte haşlanmış domates yiyeyim falan filan da derler bize böyle. İyi gelir prostata falan diye. Hep böyle bir öyküler var. Likopen öyküsünden. Evet. Peki erken yaşta tanı koyduğunuz oluyor mu? Prostat kanseri için çok erken yaşlarda tanı koyduğumuz hastalık yok. Çünkü prostat kanser olabilmesi için belli bir yaşın üzerinde olmamız lazım. Ama münferit vakalarda yok değil. Belki bizi izliyordur. Bir hastamız 38 yaşında metastatik prostat kanseriydi. Metastatik olarak. Münferit vakalarda var ama genellikle 40 yaşından sonra. 40 yaşından sonra. Ki iyi huylu olanlarla ilgili de tedavi süreci anladığımız kadarıyla hiç zorlu da değil. Yeter ki zamanında doktorunu ziyaret etsin.
ve ilerlemeden hani bunun çözümü kişinin sosyal hayatında bozmayacak şekilde, konforlu bir şekilde yapılabiliyor diye sizden öğrendim. Tabii ki. Sadece kanserinde teknoloji ilerlemedi. İyi huylu büyümeleri daha da fazla gözüktüğü için iyi huylu büyümelerde de çok ciddi lazer teknolojileri var. Kısa hastane yatışları, günübirlik hastane yatışlarıyla bu prostatın iyi huylu büyümesinden de hastalarımız kolaylıkla kurtuluyor. Bu konuda kaçmamak lazım. Dikkat etmeniz. Peki özellikle robotik cerrahinin bu tedavi sürecine katkıları neler hocam? Biraz daha orayı detaylı açarsak. Robotik cerrahiye ayrı bir program vermek lazım Aylin Hanım. Çünkü ona başlarsam çok uzun anlatacağım. Ama robotik cerrahi ameliyat sonrası komplikasyonlarda bize çok güç kattı. Çünkü prostatın ameliyatı, açık ameliyatı veya laparoskopik ameliyatı teknik açıdan da bizi çok zorlayan bir ameliyat. Robotik cerrahi inanılmaz bir konfor. Hem hasta için hem de cerrah için. Ki bir de erkekler için de biraz korkulan bir durum bu. Malum aile hayatı, bunu ne kadar etkileyeceği, sonrasında ne olacağı ile ilgili endişeler de var. Dolayısıyla o anlamda da hani daha kolay karar verilebilir ya da doktoruyla daha hızlı hareket edebilir bir sebep de, bir etken de olmuştur diye düşünüyoruz. Tabii ki. Hiç tartışmaz. Buradan da bir mesaj verelim. Çünkü ben çevremden de çok biliyorum. Birçok arkadaşımız, birçok erkek hani bu konuda 40'lı 45'li yaşlarda gitmeye çekiniyor. Aslında çekinecek bir şey değil, bir kontroldür. Allah korusun herhangi bir şey durumda da erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu anlatıyorsunuz. Buradan da bunu mutlaka... Erken teşhisin üroloji dalında önemli olduğu 3-4 tane majör hastalık var ve prostat kanseri bunlardan bir tanesi. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Aydınlatıcı bilgiler için. Zaman nasıl geçti anlamadım. Kesinlikle. Çok sağ olun. Çok sağ olun. TV8 izleyenleri, operatör doktor Doğukan Sökmen bizlerle beraberdi. Kendisi üroloji uzmanı. Prostatı konuştuk. Özellikle de prostatla alakalı tedavi yöntemlerini konuştuk. Bizden ayrılmayın. 8'de kalın.